izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Az sonramızda da gördünüz, bugün bu bölümümüzde yine önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Finansal Okuryazarlık Derneği Başkanı Özlem Denizmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Women TV açıldığından beri zevkle takip ediyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Ne güzel siz de geldiniz, bize güç kattınız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, az önce arkadaşlarım az sonra da hazırlamışlardı. Bu kredi kartı borçları aslında herkesin kabusu galiba, değil mi? Size de çok fazla geliyordur bu anlamda sorular. Bu kadar kredi kartları borçlarının sayısının artmasıyla birlikte bir de hayatımıza birleşen ihtiyaç kredisi diye bir şey çıktı. Nedir bu? Birazcık yani çok fazla detay, aslında konuşacak çok fazla şey var. Çok fazla detayına girmeden birazcık izleyicilerimiz için bundan bahsedebilir miyiz? Kredi kartı, sizin kredi kartınız var mı? Var. Kabusunuz var mı? Yok. Güzel. Çünkü ben şey gibi kullanmayı seviyorum. Yani cebimde ne kadar param olabilecekse, hani ay başında hepsini kapatabileceğim gibi kullanmayı seviyorum. Herhalde o yüzden de çok fazla sıkıntı doğrusu yaşamıyorum. Doğrusu o zaten. Kredi kartı bir ödeme aracı, borçlanma aracı değil. Ama ne yazık ki bunu bazen unutuyoruz. Bu bazen geçimle alakalı oluyor. Yani yetmiyor. Eve gelen para yetmediği için karta yükleniyoruz ve bir sarmala giriyoruz orada, her ay kapatamadığımız. Aslında o her ay kapatamadığımız sarmala girenler için yapılmış bir kerelik güzel bir şey. Bir fırsat diyelim devletimizin sunduğu. Tabii burada sadece olay budur, artık gidip de krediyi çekelim, nasıl çekileceğine de geleceğim ama bize de düşen görevler var. Birazdan ondan da bahsedeceğim ama bu nedir? Şimdi diyelim ki siz kredi kartınızı ödüyorsunuz. Takibe düşmemesi çok önemli. Şu anda takibe düşmüşler bu krediden faydalanamıyor. Takibe düşmek de demek yani siz 3 ay boyunca bu şekilde ödeyemediniz. Burada da seslenelim, aman lütfen şey demeyin, yattı balık yan gider demeyin. Bir şekilde ödemeye gayret gösterin. Ama burada bir şekilde ödüyor fakat hani altından kalkamıyor, çok birikmiş bir borcu var. Gidiyorsunuz Ziraat Bankası'na ve diyorsunuz ki ben böyle böyle işte A Bankası, B Bankası neyse burada olan kredi kartlarınızı kapatıyorsunuz ve siz Ziraat Bankası size kredi veriyor. Biliyorsunuz kredi faizleri çok yüksek şu dönemde Türkiye'de ve bu Ziraat Bankası'nın sizin kredi kartınızı kapattığınız için o borca karşılık verdiği faiz çok daha düşük, yarısından daha az bir rakamda. Örneğin 10 bin liralık bir kredi kapatmak istiyorsanız sizin bu, eğer siz şimdiki bankadan gidip kredi almak isteseniz 24 bin lira ödemeniz gerekiyor. 10 bin liraya karşılık 24 bin lira. Ki faizler çok yüksek. Faizlerin yüksek olmasından mütevellit. Halbuki diğer taraftan Ziraat Bankası'ndaki bu programa gittiğinizde 10 bin liralık kredinizi kapatmak için sizin ödeyeceğiniz bütün masraflar dahil faiz bedeliyle beraber 11.700 civarına geliyor. Yani nerede 24 bin lira, nerede 11.700 lira. Tabii ki, tabii ki. Gerçekten çok. Burada 24 ayda öderseniz bu oluyor. Eğer siz ayları yayarsanız, yani hani 60 aya yaymak isterseniz biraz daha tabii üzerine ekleniyor. 15 bin liraya geliyor. Ama gene de hiç alakasız bir şey. Tabii canım, yani yarı yarıyadan bile çok daha düşük, çok mantıklı. Dolayısıyla bu bir fırsat. Bu fırsattan vatandaşlarımızın faydalanması önemli. Ama hadi bu fırsat geldi, bundan da faydalanalım da yan gelip yatalım olmuyor. Bize de düşen şeyler var. Peki o noktada gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yani şimdi tabii ben bu dediğim gibi niye bu oluştu? Şimdi her şeyde niye çok önemli, neden oluştu? Herkes burada kendinle yüzleşmek zor bir şey Ebru Hanım. Ama yapılması gereken bir şey. Şöyle karı koca birbirine dönebilir ya da kişi kendine dönebilir. Ya neden bu borç oluştu? Geçinemiyor muyum? Yadamış gibi mi yaşıyorum? Yani benim olmayan paraları başkalarını etkilemek için mi kullanıyorum acaba? Daha zengin bir muhitte mi yaşamaya çalışıyorum? Daha fazla kıyafet mi almaya çalışıyorum? Daha fazla geziyorum, tozuyorum mu? Yani maaşımdan. Ben sizin programlarınızda da yapıyorsunuz ya, tabloda bayılıyorum ona. İşte alınan maaşın aslında ne kadar, nasıl doğru kullanılıp kullanılmadığı. Gerçekten herhalde öyle bir liste yapıp bir düzen. Bütçe yapılması. Çok önemli değil mi bu konuda? Bütçeden de önce değil. Ben şu anda vicdanın sesinden bahsediyorum. Zaten iç sesimiz bize onu söylüyor. Bir gün bankada oturuyorum. Bir şey geldi, bir araba geldi, indi. Böyle içinden çok güzel bir marka araba, işte lüks marka araba diyelim. İçinden çıkan işte hanım böyle gayet güzel giyinmiş. Erkek de öyle filan. Ben de banka müdürüne dedim ki, ben geziyorum bankaları. Banka müdürü dedim ki, aa dedim bak müşteriler geldi, işte herhalde yatırım yapacaklar filan. Yok dedi, borçlarını ödeyemiyorlar dedi.
tekrar dedi işte döndürmeye şey yap. Yani eğer bu sizin yaşadığınız yaşam stili biraz daha yukarılardaysa buna bir gözden geçirmek lazım. Ha geçim derdi varsa o ayrı bir şey. Geçim derdi varsa da bunun da çözümleri var. Şimdi hep bana gelen soru, ben tüm Türkiye'yi geziyorum. 9 seneden fazla oldu. Yapanları da görüyorum, yapamayanları da görüyorum. Kimler yapabiliyor, kimler yapamıyor, ondan da bahsedelim isterseniz. İradeyle karar verenler ve karı koca birbirine böyle destek olanlar yapabiliyor. Ama karı koca birbirini suçlayan, işte sen kredi kartını kullandın, zaten senin yüzünden hep bunlar oluyor. İşte yapıyorsun da bu borçlar öyle böyle yani. Birbirini suçlamak ya da kendini suçlamak bana göre boşa giden enerji. Evet. Ortak hedef ise hadi, hadi aslanlar evde koyulalım bu borçları kapatmaya. İşte şimdi devletin verdiği de böyle bir fırsat. Evet. Aile olarak bütün olmak da gerekiyor galiba değil mi? Böyle bir şeye doğru karar verebilmek adına. Peki biraz daha kredi kartının böyle üstünden gitmek istiyorum ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani siz dediniz ya bana kredi kartınız var mı diye. Düzgün ödersem kredi kartı aslında cebimdeki nakit para gibi değil mi? Ama ödeyemiyorsam nakit kullanmak daha mı avantajlı acaba? Hiç hayatımızdan kredi kartını tamamen mi çıkarmamız gerekiyor? Şimdi kredi kartı bir araç. Hani araba gibi. Arabaya biniyorsunuz, kullanıyorsunuz. Şimdi evet. Diyelim ki ben hani şey şarkı var, onun arabası var. Şimdi ben arabamla 250 kilometre gittim hızlı. Allah korusun kaza yaptım. Şimdi ben burada 250 kilometre gelebiliyor diye arabayı mı suçlayayım? Yani kredi kartını. Yoksa kendim daha mı doğru ehliyetli ve daha düzgün mü araba kullanayım? Kitabınızın da zaten kapağında da var, böyle gösterelim kitaplarınızdan birinde. Burada da yazıyor zaten kredi kartı ehliyetiniz var mı diye. Evet, ben öyle diyorum. Ehliyeti olmayan kullanmasın. Bu araba gibi çünkü. Doğru. Çünkü artık nakit ortadan kalkıyor. Dünyada nakit ortadan kalkıyor. Mesela Çin'de artık şeyde sokaktaki kişiler bile işte para isteyen kişiler bile onlar da telefon yoluyla birbirine para gönderiyorlar. Hani artık para dediğimiz kavram gözden iyice ırak oldu. O yüzden bizim bunları öğrenmemiz lazım ama kredi kartına dayanamayıp sürekli borç yapıyorsak kullanmayın. Ben diyorum zaten bir kase yapıyorum. Böyle bir bardak gibi alabilirsiniz kasesi olmayan. Atın bardağı bir bardak suyun içerisine kartı. Koyun buzluğa çıkmasın oradan. Donsun. Ki zaten artık kimsenin de herhalde bir tane değil herkesin elinde görüyorum böyle. Artık kredi kartı cüzdanları üçer beşer tane kredi kartları var. Gerek yok ki. Sizin onlar... kaç tane var? Bak benim şimdi sizi ele alalım burada. Evet. Ya ben tek kredi kartı kullanıyorum. Evet. Sadece bir tane kullanıyorum. Evet, ben tabii deniyorum farklı bankalar, farklı sürekli ben böyle şey nasıl yemek tariflerini deniyorlar bazen. Ben de böyle bütün banka ürünlerini deniyorum ki topluma anlatabileyim, ışık tutabileyim diye. Şimdi iki taneden fazlaya gerek yok. Niye iki dedim? Biri bozuldu falan hani temas şey geçmedi. Bir yerde kampanya var diye onu alalım. Bir yerde bize söylediler diye onu alalım. Bize telefon geliyor. İşte Özlem Hanım krediniz çıktı, kredi kartınız çıktı. Geçen biri bana diyor, işte Özlem Hanım evet 10 bin lira kredi çıktı. Alayım mı? Ne bu, piyango mu? Ödeyeceksin. Ama çok da fazla telefon da geliyor böyle. Yani bankalardan da bu anlamda taciz ediliyor. Sürekli şey, bana da çok fazla geliyor çünkü. İşte krediniz çıktı, 20 bin lira alabilirsiniz. İşte aldığınız ücretin karşılığında bilmem ne teminat göstererek. Hani onlar da fazla taciz ediyorlar sanki biraz bizi. Evet, şimdi siz televizyonculuk yapıyorsunuz ve istiyorsunuz ki herkes seyretsin, reyting olsun. Bankacılar da istiyorlar ki herkes kredi kartını alsın, şey yapsın. Onlar da işini yapıyor, bir şey demiyorum. Ama ben diyorum biz zırh giyelim. Zırh giymezsek biz güçlü olalım. Özellikle kadınlar bu konuda daha iyi, onu söyleyeyim. Şimdi kadın deyince... Onu soracaktım. Gerçekten en fazla tüketimi de biz yapmıyor muyuz? Hani kadınlar daha fazla alışveriş yok, yaparlar şey denir ya. Yok, öyle bir şey yok. Şimdi erkekler kadınların alışverişteki sabrına dayanamadığı için o bir rivayet, öyle bir şey yok. Erkekler de çok alıyor, kadınlar da çok alıyor. Kadın erkeği farklı şeyler alıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz kadınların burasında... alışveriş hücreleri var. Yani beynimizde açıklamada bulunalım biraz. Şimdi ne oluyor? Şimdi eskiden ta eski zamanlara genlerden gelen bir şey var. Erkek çıkıyor avlanmaya. Şimdi erkek nasıl avlanıyor? Gidiyor tak diye bir tane bir şeyi işte atıyor okunu. Alıyor işte hayvanı eve getiriyor değil mi? Tek odaklı. Biz kadınlar ta eskilerden beri ne yapıyoruz? Bir Harvard Üniversitesi araştırmasını söylüyorum. Biz de evin etrafında araştırıyoruz otları böyle. Zehirli ot var mı? Yok mu?
araştırıyoruz. Şimdi bu hareket neyi çağrıştırdı size? Ben alışveriş merkezindeyim. Bakıyorum indirimde, askıda. Doğru, askıda neler, neler var, neler yok. Ta oralardan geliyor. Şimdi biz seviyoruz. Yani çıkalım, askıda bakalım, neler var, neler yok. Hangisi indirimde, hangisi değil. İşte iki böyle bir çayımızı içelim, konuşalım, deneyelim. Bunları çok seviyoruz. Daha fazla zaman harcıyoruz herhalde. Daha fazla para değil de öyle mi? Biz kıyafete daha fazla para harcıyoruz. Erkekler elektroniğe. Onlar da elektrik, elektronik, onların farklı oyunları var. Bizler ayakkabı, hepimizin bazı zaafları evet. var. Ayakkabıyı seviyoruz, çantayı seviyoruz, kozmetiği bazen seviyoruz, kıyafeti çok seviyoruz. Kesinlikle doğru. Onunla da ilgili tüyolar var ama yani kıyafete de böyle kapılmamak lazım. Yoksa kredi kartları doluyor işte böyle. Evet. O tiyolardan da biraz alalım mı? Kredi kartı kıyafet ben bireysel gibi. Olarak bile çok merak ediyorum şu anda. Evet, şimdi şöyle bir kere birkaç tane hemen kural söyleyelim. Bir kere mağazaya girdiğiniz göz gördüğünü ister. Mağazayı görürseniz içine girmek istiyorsunuz. İçine girdiğiniz zaman dokunmak istiyorsunuz. Ben bu cekete dokunduğum zaman ceket benimle eve gelmek istiyor. Doğru. Ve burada... Neden pazara gittiğinizde ne diyorlar? Abla bir gel gel dokun diye böyle yapıyorlar ya. Dokununca alası geliyor insanın. Satış stratejisiymiş aslında bu pazarcıların. Evet, %50 artıyor alma zaten şeyiniz. Şimdi beyin 2 saniyede kararı veriyor. Ben bunu alacağım diye. Onu siz bilmiyorsunuz daha. O 2 saniyede aldığı kararı uzatmak lazım böyle lastik gibi. Ben o yüzden 10 saniye kuralı diye bir kural çıkarttık. Ve o kuralda şöyle, işte elinizi alıp konuşuyorsunuz. Sen istek misin, ihtiyaç mı? Benimle eve gelmen lazım mı? Senin için kredi almaya değer mi? Borçlanmaya değer mi? Seni kaç kere kullanacağım? Evde kaç tane var diye. Şöyle ceketle her ne alıyorsanız konuşuyorsunuz. Bakıyorsunuz ki aslında ihtiyaç değil. Çok da istemiyorsunuz. Bırakın ama... Hakikaten para varsa, borçlanmaya gerek yoksa istiyorsanız alın. Alın ki ekonomi canlansın tabii. Bakın ben almayın demiyorum. Alacaksınız. Ama yani evler doluyor, taşıyor. İhtiyacınız varsa ve biraz da bütçenize uygunsa değil mi? Ya ayaklar çıkmasın. Ayaklar üşüyor. Havalar soğudu. Havalar soğudu, kar yağıyor. Yani ayaklar çıkmasın yorgandan. Evet. Evleri zaten evim. Yani evleri eşya dolduruyoruz. Sonra evler yetmiyor. Sonra büyük eve çıkalım diyoruz. Büyük evin masrafı, ısınma masrafı bile daha fazla. Yani doğalgazı bile daha fazla. Doğru. Doğalgazı fazla, aidatı fazla, ödemesi fazla, vergisi fazla. Ne gerek var eşya doldurmaya? Doğru, aslında küçücük bir şeyden nerelere geliyoruz değil mi? Ben yeni gardırobumda temizlik hep yaparım. Daha yeni yaptım. Ve yarısını gardırobumun ayırdım. Şimdi bunu yapabilmek yürek istiyor. Özellikle kadınlar için gerçekten tabii, yürek istiyor. Ben hani Kadın TV'deyiz diye daha oradan bahsediyorum. Ama ne oluyor? Bir ferahlık geliyor. Ben kıyafet diyeti de yaptım. 30 gün boyunca sadece 6 parça kıyafet giydim. 30 gün boyunca 6 parça kıyafet giydim. Ne oldu biliyor musunuz? Bayağı sihir yapmışsınız aslında. Eşim bile fark etmedi. Kimse fark etmedi. Tavsiye ederim. 30 gün boyunca 6 kıyafet giydim. Hatta bir düğün vardı ama kıyafette bir elbise vardı, onu giydim. Nasıl kombinlediniz? Neyse ama merak ettim bunu yayından sonra. O kadar kolay ki sabah kalkıyorsunuz, ne giyeceğim derdi yok. Zaten 6 tane şey var. Onlardan aksesuar serbest. Yani şuna geliyorum. Hani ben orada şunu anladım o bir ay boyunca. Ya bunların hepsi benim kafamda oluyor bitiyor. Zaten eğer bir probleminiz varsa, öyle bir söz var. Bir problem varsa aslında evet. Sizin probleminiz yok. Sizin zihin haritanızda o konuda bir zayıflık var. Doğru. Gerçekten çok enteresan geldi şimdi bu söylediğiniz. Bir şey daha soracağım kredi kartı ile ilgili. Ondan sonra biraz daha genel aile bütçesini tabii. De sormak istiyorum. Hazır sizi bulmuşken. Tabii buyurun. Maaşı kredi kartına yatırılıyor genelde. Hani evet. Bu tür uygulamalar da var. Ondan sonra kredi kartından harcanmaya başlıyor. Bu da bir süre sonra herhalde bir döngü haline geliyor değil mi? Oraya yatırıyoruz, ondan sonra oradan harcıyoruz. Peki bu doğru mu ya da bu döngüyü değiştirmemiz mi gerekiyor? %100 değiştirmek gerekiyor. Ben buna karşıyım yani al bütün hepsini harca. Burada bir kere kredi kartı bir disiplin işi. Aslında hayat da bir disiplin işi. Kredi kartı bir disiplin işi. Yani tamamını ödeyeceksen ve zorlanmayacaksan o kadarını kullanabilirsin. Yoksa banka kartı kullanın zaten. Hani kontürlü kart gibi olan evet. Kartlar var ya ne kadar paran varsa o kadar harcayabiliyorsun.
Şimdi kredi kartında o döngüden nasıl çıkabilirsiniz? Aslında bu birleştiren kredi o döngüden çıkmanız için size bir fırsat veriyor. Evet. Sıfırla diyor kredi kartını, kapatacaksın diyor. Getir bana diyor Ziraat. Getiriyorsun, kapatıyorsun. Alıyorsun çok düşük faizli kredini. Kredi olarak ödüyorsun. Kredi kartı yok artık hayatında. O sorunu olan da artık bir daha kullanmasın. Bir müddet kullanmayın. Bakın siz, yani biz bir şey yapmazsak bu sorun tekrar olur. Bu diş ağrısı gibi. Şimdi bazen kanal tedavisi gerekiyor. Şimdi burada Ziraat Bankası'nın sunduğu fırsat bir kanal tedavi fırsatı. Fiziksel olarak size parayı veriyorlar. Ama bir de kanal tedavinin alt tarafı var. Yani sizin içinize dönmeniz, bu borç nasıl oluşturdum ben? Ben nerede fazlaya kaçıyorum? Ya şu bir dur. Hani iki tane şeyi fazla mı alıyorum? Yoksa hakikaten evin geliri mi yetmiyor? Bakın ben yani daha dün 6 tane ev gezdim. Daha dün 6 tane ev gezdim. Bütçe yaptım. Şimdi bir aile var. 3000 liraya 5 kişi nasıl mutlular gül oynaya geçiriyorlar evleri kendilerini. Diğer aile var. 8000 liraya 3 kişiler yetmiyor. Evet. Yani bu biraz çok göreceli bir şey. Parayı yönetip yönetememekle alakalı bir şey. Ebru Hanım, parayı herkes kazanabilir. Ama herkes doğru harcayamıyor. Kazanmak kolay, harcaması zor. Bir kavram para. Kazanmak da çok kolay değil ama. Ama yani sonuçta hani öyle ya da böyle işte her bir işi... Bir şekilde ne iş yaparsınız? Gocunmazsanız hep onun karşılığını her şeyi yaparsınız. Ben 17 yaşımdan beri ben ailemden para almıyorum. Bir sürü farklı işler de yaptım. Ve iyi ki de yapmışım. Paranın kıymetini bilmeyi, yönetmeyi bilmeyi daha o zamanlarda yavaş yavaş öğrendim. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Hani biz şimdi anne babalar çok çocukları korumaya çalışıyoruz. Aman yavrum falan. Doğru. Ne isterse. Yok öyle şey yani. 20 yaşından sonra çocuğa para vermeyin. Bu benim en hassas olduğum konulardan biri. Bırakın kredi kartıyla sorun yaşasın. Kredi kartını kullansın. Bu arada ben 18 yaşından... Ama sonuç olarak yine o iş ailelere kalmayacak mı? Hani o çocuk kredi kartıyla sorun yaşayacak. Yine anne baba ödemek zorunda kalacak diye de düşünebilirler mi? 500 lirayla yaşasın. 1000 evet. lirayla yaşasın. Hani limitini de ona göre azalttın. Yani kredi kartının en temel şeylerden biri bu limit. Şimdi limiti alıyoruz. 15 bin lira. Diyelim ki 3-4 bin lira kazanıyorsunuz. Şimdi limitin kadar limitin içine genişliyorsun. Limitin kadar zengin hissediyorsun. Hadi diyorsun bir de böyle bir şey. Bir de ay başına geldiğiniz zaman sanki o parayı ödemeyecekmişsiniz hiç gibi. Hiç sorma. Hani hele bir gün kala ama... 24 saat kala ay başına. Maaş geliyor. Gidiyor. Zaten bir evin bütçesinde faturalar bayağı bir tutuyor. Bakın doğalgaz var. Elektrik var. Su var. İnternet var. Neyi unuttum? Telefon var. Gerçekten çok kalem var. Çok kalem var ve bütçemizde çok kalem var. O yüzden kredi kartına ben hakikaten disiplinle, ehliyet alarak, nasıl ehliyeti hemen birkaç şey söyleyeyim. Bir, en azından asgarisini öde. En azından asgarisinden fazlasını ödemeye çalış. Hepsini kapatmaya çalışmak en ideali. İki, limitin öyle çok fazla olmasın. Ama geçen ben dedim bir limitiniz dedim indirin taşa yazıldı bir de arttırırsınız. Şimdi limitini indirmiş bunu bu bir kişi. İsmini unuttum. Melat Hanım mıydı? İndirmiş kredi kartının limitini. Sonra işten çıkmış. Şimdi işi yok. Bankaya gitmiş. Limitimi arttıracağım demiş. İşi yoksa banka limiti arttırmıyor. Yani koşulları değişmiş. Evet. Bana diyor ki normal olarak bana dediniz ki limitini düşür. Zaten geliriniz yoksa limitinizi niye o anda arttırmaya çalışıyorsunuz? O da ayrı bir şey. Çünkü o limitin içinde gene genişleyeceksiniz. İşte çalışmadığı süreci kredi kartıyla kapatmaya çalışacak ama işte o borçta evet. çığ gibi ya büyüyor. Biz, ilerisini düşünmek için ben acil durum fonu dediğim bir şey var. O da şu. Bizim zaruri giderlerimizi kadar mesela diyelim ki 3000 lira gelirim var ve benim zaruri giderlerim 2000 lira. 3000 lira gelirim var, zaruri giderlerim 2000 lira. Nedir zaruri gider? Kirayı ödeyeceğim, çocuğun okulunu ödeyeceğim. Hani olmazsa olmazlar. Mutfak masrafı evet, gibi. Evet, bir yiyeceğim hani. O 2000 liranın 3 katını en azından ben diyorum ki bir kenarda dursun bankada. Yani 3000 lira geliri olan birisinin eğer 2000 lira zaruri giderleri varsa 6000 lirası bankada durmadan rahat etmesin. Peki bunu nasıl yapacağız? 3000 lira alıp 2000 lira zaruri ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra o 1000 lirayı nasıl 6000 lira haline getireceğiz bankada hesabımız vallahi olarak? Vallahi 10 lira 10 lira. 10 lira 10 lira olacak. Bir zaman alacak. 10 lira, 20 lira, 50 lira. Biz hor görüyoruz Ebru Hanım. Yani aman 50 lira mı ne olacak canım?
aman şurada da veri verelim falan diyoruz. Görüyorum, yaşıyorum ve daha tasarruflusu nasıl olur? Tasarruf yapacağız. Tasarruf devrindeyiz. 2019 tasarruf yılı. Evet. İlan ettik. Ve siz bunları hep anlatırken ben de kendi kendime bir taraftan empati yapıyorum. Evet, sizin evinizdeki faturaları yarıya indirebilirsiniz. Evinizdeki faturaları yarıya indirebilirsiniz. Peki nasıl indirebilirim? Yani hani zaten eşimle ben de sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz. İşte televizyon akşamları açılıyor, buzdolabı mesela zaten mecburen çalışıyor. Akşam yatarken televizyonun fişini çekin. Evet, çekmiyoruz. Mesela küçük geliyor. Mesela kettle'ı kullanmayın. Çok hızlı istiyorsunuz. Evet. Ne olur 2 dakika daha bekleyin. Sabahları erken çıkmak için 3 katı daha şey alıyor. Yani minik şeyler de işinde onu yapmam, bunu yapmam deyince de olmuyor işte. Peki başka ne yapabiliriz? Oho, tabii inşallah eşim de seyretmiyordur bunları. Akşam bütün fişleri bana kontrol ettirtmez. Niye seyretsin, seyretsin. En güzel o. Şimdi önce şöyle başlayın. Tasarruf etmek isteyenlere hemen bir iki tüyo verelim. Kendinize bir hedef koyun. Sizin var mı bir hedefiniz, almak istediğiniz bir şey? Hep size takılıyorum ama şimdi burada hani... Yok tabii canım, benimle konuşuyorsunuz mesela sonra. Belki bir ev almak istiyorsunuz, ev peşinatı biriktirmek istiyorsunuz ya da borç kapamak istiyorsunuz. Her neyse bir hedef koyun kendinize. Arabamı değiştirmek istiyorum diyelim. Arabanızı, tamam. Diyelim ki arabanızı değiştirmek için ilk 10 bin lirayı biriktirmek istiyorsunuz. Tamam. İlk 10 bin liraya nasıl başlayalım? İlk 100 lirayla. 100 lira 100 lira 1000 lira olacak. Hı hı. Ondan sonra 2000. Bak yavaş yavaş gidiyor değil mi? Evet. 3 mi 4 mi 5 mi? Yani evde eşinize diyorsunuz ki arabayı değiştireceğiz. Hedef koyuyorsunuz. Beğendiğiniz arabalara bakmak istiyorsunuz akşam. Dizilerin arasında bakıyorsunuz. Ay şu arabamı bu arabamı sence hangisi diye. Hedefi yaşamaya başlıyorsunuz. Arabanın resmini alıyorsunuz, telefonunuza koyuyorsunuz. Hayalinizdeki. Buzdolabına yapıştırıyorsunuz. Birbirinize gönderiyorsunuz şeyden. Ay ben şunu beğendim sence bu birikiyor mu birikiyor falan. İlk 1000 lirayı biriktiriyorsunuz. Çıkıyorsunuz akşam minik bir yerde bir kutlama yapıyorsunuz. 100 lirayı geçsin orada önemli değil 200 tamam. lira. Kutlama beyin için çok önemli. Sonra devam ediyorsunuz. Yani bu bir hayat stili. Bu bir hayat stili ve o zaman bakın telefonun da fişini çekiyorsunuz, televizyonun da. Ya buzdolabı, internette bunlar çok. Benim ikinci bereket ve bolluk kitabımda. Evet, o tasarruf bolluk kitabı. Ve bereket için yer aç. Evet, 275 tane orada tarifim var tasarruf nasıl yapılır diye. Ve yapanlar para biriktiriyorlar. Bazen evet. Karşılaşıyorum. Öz zamanımda yazıyorlar da her gün yazıyorlar. Çok mutlu oluyorum. 9 sene oldu ve bu söylemler ulaşıyor ve uygulayanlar var. Uygulamamayı seçenler var. Ama şu anda çağrı yapalım. Herkes uygulasın. Evet. Sil baştan başlayalım. Şu 2019'a hani var ya Şebnem Ferah şarkısı. Sil baştan başlayalım. Ne güzel. En azından bir de önümüze gerçekten böyle bir hedef koyalım ki beyaz sayfa açalım. Ümit var. Bence zorlu dönemlerden geçiyoruz. Ama bunlar geçici şeyler. Bu ülkemiz güçlü bir ülke. Bizler de güçlü aileleriz. Ama en güçlüsü ne? Kadınlar. Kesinlikle. Ve ne olursa bizde bitiyor. Kararı biz veriyoruz. Dün evleri geziyordum dedim ya. Bir işte soruyorum sizin evde kararlar nasıl veriliyor falan diye. Ortak veriliyor ama kadınların tabii burada etkisi çok yüksek biliyoruz. Çocukların da yüksek bu arada. Evet. O yüzden biz kararı verelim. Ben bunu yapacağım. Borçları kapatacağım. Kredi kartı borcu olanlar gidebilirler Ziraat Bankası'na. Bu sil baştan diyorum ben buna. Yapılandırmayı yapabilirler. Ama lütfen bunu yapıp da böyle yan gelip sonra koltuğa dayanmayalım. Bir sirkilelim, bir sarsılalım. Sarsılmadan hiçbir şey olmuyor evet. Hanım. Bir daha birleşen ihtiyaç kredisine ihtiyacımız olmaması için evet bunu değerlendirelim ve kullanalım. Faizleri falan da gerçekten çok makulmuş diğer şeylere, kredilere göre. Bunları kullanalım ama hani ondan sonra da birazcık az önce yorgan dediniz ya ayaklarımız çıkmasın diye herhalde ondan sonra da ona dikkat etmek gerekiyor. Bayağı dikkat etmek gerekiyor ama şimdi tasarruf durduk yere yapılmaz ki. Şimdi siz yarın sabah kalktınız. Eşinize dediniz ki hadi bu sabah tasarrufa başlayalım. Diyecek ki neden? İşte iyi olur biriktiririz falan. Her şey inançla başlıyor. Siz eğer o hani arabayı değiştireceksiniz ya buna inanırsanız ilk 1000 lirayı 5000 lirayı ben yapanları görüyorum. Hafta sonu da çalışıyorlar, akşam da çalışıyorlar. Sadece blog yazarak 5 kişi geçindiren kişi biliyorum ben. Evet doğru. Başka biri alıyor köpek gezdiriyor. Hani bir de meslekler şimdi çok farklılaştı. Evet, hani, aslında işimizin arasında bile yapıp para kazanabileceğimiz bir sürü iş var artık. Evet ve dün işte gene aileleri gezerken mesela birkaç kadın çalışmıyordu.
E dedim bir becerin yok mu? Hadi başla sen. Yapabilirsin. Ne önemli biliyor musunuz? Çevre. Bence Woman TV'nin güzel bir yanı da o çevreyi ekranlardan kadınlarımıza veriyor olmak. Çünkü sürekli yemek yaparak yaşayamayız. Evet doğru. Ve sizin yayınlarınızdan görüyorum ne güzel böyle Japonlar geliyor, onlar geliyor. Bir vizyon var, bir hayat var. Ay çok güzel. Sizden duyduğumuzda çok sevindim bunu. Bir dünya var ve dünyanın içerisinde ben bir parçayım ve ben güçlüyüm. Her kadın gücünün farkına varmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben de size çok teşekkür ediyorum. En azından izleyicilerimiz de mutlaka pek çok şey öğrenmiştir ama ben kendi adıma nasıl ekonomi yapabileceğimi öğrendim. Ne yapacaksınız şimdi? Yarın sabah neyi farklı yapacaksınız? Kettle kullanmayacağım. Süper bir yerden başladık. Harika. Harika. Bundan sonra da ufak ufak para biriktirmeye başlıyorum. Harika. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler yine kısacık bir aramız var. Sonra kadının gündeminde yeni konumuz ve yeni konuğumuzla yeniden birlikte olacağız.